Merhabalar. 2020 Aralık ayının gezegen hareketlerine ve bizi nasıl etkilediğine bakıyoruz. 2020 yılının en hareketli aylarından bir tanesi Aralık ayı ve iki tane gezegen burç değiştiriyor. Gerçi Satürn daha önce Mart ayında Kova burcuna geçmişti ama geri hareketiyle Oğlağa dönmüştü. Şimdi Aralık'ta tekrar Kova burcuna geçiyor ve Jüpiter de Kova burcuna geçiyor ve iki gezegen Kova'ya geçtikten 2 gün sonra 0 derecede kavuşuyorlar. 21 Aralık sembolik bir tarih. Çünkü 21 Aralık gün dönümü, kış mevsiminin başlaması ve günlerin uzamasını temsil ediyor. Yeni bir döngüyü temsil ediyor. Jüpiter kavuşumu, Jüpiter-Satürn kavuşumu da aynı şekilde yeni bir dönemin başladığını, yeni bir döngünün başladığını temsil ediyor. Jüpiter ve Satürn 20 yılda bir kavuşuyorlar. Bundan önceki Jüpiter-Satürn kavuşumu 2000 yılındaydı, Boğa burcundaydı ve toprak elementindeki son kavuşumdu. 200 yıl boyunca Jüpiter ve Satürn aynı elementte kavuşuyor ve o 200 yılın temasını belirliyor. Toprak maddi konularla ilgiliydi, görünür şeylerle ilgiliydi, yapılandırmakla ilgiliydi, somutlaştırmakla ilgiliydi ve dolayısıyla o 200 yıl boyunca bizim gündemimiz toprağa özgü konuların daha önemli olduğu zamanlardı. Şimdi hava elementine geçiyor bu kavuşum. 20 yılda bir kavuşacak Satürn, Jüpiter ve ilk kez şimdi Kova burcunda kavuşuyor. 21 Aralık 2020'de ve hava elementi akılcılık ve mantıkla ilgili bir element. Yani toprağın o gözle görülür, elle tutulur şeylere verdiği değer yerine hava elementi ilk kovada buluşacak. Sonra daha sonra ikizler, terazi burçlarında da kavuşum yapacak ve bu 200 yıl sürecek bu döngü. Aklın ve mantığın gündemde olduğu zamanlar ve kova havayla ilgili, uzayla ilgili, dünya dışı, hatta gözle görüp elle tutmadığımız şeylerle ilgili daha önem verdiğimiz konuları da hayatımıza getirecek. Zaten kova uzayla ilgili bir burç ve biz şimdi bunun işaretlerini farklı gezegenlerde, uzayda koloniler kurmakla, uydularla zaten başlamıştık yaşamaya. Çünkü bu döngüler hemen bugünden yarına hissedilen şeyler değil. Onların hazırlayıcısı bir takım dönemler, zamanlar oluyor. Daha önce Kova burcundan geçen jenerasyon gezegenleriyle zaten bu gelişmeler başladı ve bu döngüler iç içe geçiyor. Bu 200 yıllık döngünün içerisinde de gene günlük, aylık, yıllık, 10 yıllık, 30 yıllık döngüler var gezegenlere göre. Şimdi bu 200 yıllık döngüden bahsediyoruz ve dolayısıyla bizim yaşam biçimimiz aklın ve mantığın ışığında, rehberliğinde değişecek, ona göre şekillenecek anlamına geliyor. Jüpiter ve Satürn'ün temsil ettiklerine baktığımız zaman aslında bunlar iki tane zıt prensip. Jüpiter büyümekle ilgili, Satürn daralmakla ilgili. Ve dolayısıyla bir tanesi iyicil, bir tanesi kötücül, büyük iyicil ve büyük kötücül, Jüpiter büyük iyicil. Yani zıt prensipleri temsil ediyor ve dolayısıyla bizim hayatımızda iyi ve kötünün aynı anda olduğunu ve hayır ve şer diyelim buna, her iyiliğin içinde kötü olduğunu hissedeceğimiz, fark edeceğimiz zamanlar bunlar, neyin hayır, neyin şer olduğunu bilemeyeceğimiz zamanlar ve dolayısıyla bizim belki daha büyümek için kendimizi daha kısıtlamamız, daha sınırlandırmamız gerekiyor olabilir.
yahut çok kendimizi sıkılmış, daralmış hissettiğimiz zamanların arkasından da daha feraha çıkacağımız zamanları da işaret ediyor olabilir. Bu 200 yıllık döngünün ilk kavuşumu Kova burcunda olacak. Jüpiter ve Satürn Kova'da kavuşacak ve dolayısıyla Kova burcunun özelliklerini çok iyi uygulamamız gerekiyor, hayatımıza katmamız gerekiyor. Ve Kova burcunun en önemli özelliği bilinen modellerden özgürleşmek. Yani daha önce denenmemiş şeyleri hayatımıza sokma cesaretini göstermek. Bu anlamda baktığımız zaman dünyasal anlamda tabii keşifler ve icatlarla ilgili bir çağdan bahsedilebilir. Tabii ki bu keşifler ve icatlar çağı şimdi başlamıyor yüzyıllardan beri ama bu kavuşumda, Kova'da kavuştuğu için Jüpiter ve Satürn daha önce görmediğimiz şeylerle karşılaşacağız anlamına geliyor. Tabii bir toplumsal modelden bahsediyoruz, bahsedilebilir. Dünya zaten yeni bir toplumsal modele evriliyor. Yönetim biçimlerinin değişeceği, Jüpiter yargı sistemi, din, yüksek öğrenim gibi konuları temsil ediyor. Satürn ise kurumları temsil ediyor, yönetim biçimlerini temsil ediyor. Dolayısıyla bu bütün yargı ile ilgili, yüksek öğrenimle ilgili, dinle ilgili kurumlarda aklın ve mantığın devreye gireceğini, daha önce görmediğimiz şekillerde yönetileceğimiz anlamına geliyor. Kova burcu bireyselleşmek ve özgürleşmek ile ilgili bir burç. Dolayısıyla toplumda bireyselleşmek adına çeşitli isyanla ilgili bir burç, Kova burcu, baş kaldırmakla ilgili toplumsal hareketler ile karşılaşacağımız anlamına geliyor. Ve bizim burada istediğimizi elde etmemiz veya o özgün halimize kavuşabilmemiz, ulaşabilmemiz için de akıl ve mantığın rehberliğinden ayrılmamamız gerekiyor. Yani ne istediğimizi, neyi ne için yaptığımızı, neye ne için baş kaldırdığımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu farklılaşma isteği yoğun bir şekilde hissedeceğimiz zamanlar. Bunu olumlu anlamda da kullanabiliriz. Dediğim gibi keşifler ve icatlar için de kullanabiliriz. Ama olumsuz anlamıyla da sadece isyan etmek, kendimizi farklı olduğumuz şekli göstermek için de kullanabiliriz. Jüpiter ve Satürn Kova'da kavuşuyor dedik ilk önce ve daha sonra diğer hava elementlerinin hepsinde bu kavuşumu gerçekleştirecek. Hava elementinden biraz bahsetmek gerekirse, hava elementi sıcak ve nemli bir doğaya sahip ve dolayısıyla bağlantı kurmakla ilgili. Kişiler, şeyler, olaylar, nesneler arasında bağlantı kurmakla ilgili ve havayı fiziksel olarak düşündüğümüzde gözle görüp elle tutmuyoruz ve hissediyoruz sadece. Fakat bu tabii hayatımızda olmadığı anlamına da gelmiyor, biliyoruz. Dolayısıyla hava elementi teoriyle ilgili, yani henüz ortada olmayan şeylerle ilgili, fikirlerle ilgili ve yeni fikirler tabii ki hava elementi. Hava elementinin gölgesi ise hava elementindeki burçların bu teoriler içerisinde kaybolmak. Yani bizim bu teorilerimiz için aslında her zaman bir toprağa ihtiyacımız var. Bunları hayata geçirebilmek için, somutlaştırabilmek için. Hava elementi genellikle bilmek, kendisine mesajlar geldiğiyle ilgili, kendi fikirleri olduğuyla ilgili ve bilgiyi de yaymak, dağıtmak, fikir alışverişinde bulunmak ve bilgiyi daha uzaklara götürmekle ilgili. İkizler yakın çevrede dağıtıyor bilgiyi,
Terazi burcu karşılıklı fikir alışverişi. Kova burcu da uydular gibi daha uzak yerlere yerlerle bilgi alışverişi yapmakla ilgili burçlar. Dolayısıyla akıl ve mantık bizim önümüzdeki 200 yıl boyunca çok fazla gündemimizde olacak bir konu. Ve bu bize tabii neyi getiriyor hayatımıza? Sorgulamayı getiriyor. Akıl ve mantık fikir yürütmek, sorgulamakla ilgili. Dolayısıyla ya kendi aklımıza çok fazla tutunmak, diğer fikirlere kapanmak yahut da çok fazla bilgi alışverişinden kendi fikrimizi oluşturamamakla ilgili de olabilir. Bundan önceki toprak kavuşumunda, toprak elementi kavuşumlarında biz daha fazla gözle görülür, elle tutulur şeylere değer veriyorduk. Toprak çok önemliydi. Zenginliğimiz toprağın fazlalığıyla ölçülüyordu. Mesela para altınla ilgiliydi. Fakat şimdi mesela hava burcunda zenginliğimiz de ortada olmayan, şimdilik Bitcoin denilen, hayatımıza şu anda Bitcoin ile girdi. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Sanal bir şeyle ölçülüyor. Ve hava nasıl toprak elementinde zenginliğimizin sahip olduğumuz gerçek şeylere bağlı olmasıysa, şu anda da fikirlerimiz çok değerli olacak anlamına geliyor. Yani topraktayken belki ne kadar çok toprağım, param varsa, ben önemli, değerliysem, şimdi bu dönemde ne kadar geliştirilmeye açık fikrim varsa o kadar değerliyim. Yani daha önce toprak ağası belki daha kıymetli, daha değerli, daha zengin ise, şimdi CEO'lar yahut bilim adamları, toplumu daha ileriye götürecek fikirleri olan kişilerin daha önemli, daha değerli olacağı zamanlara giriyoruz anlamına da geliyor. Ve tabii aynı şekilde de sanal hayatlardan bahsedilebilir. Zaten dünya evriliyor. Biz toprak elementinde Jüpiter, Satürn, Plüto kavuşumuyla toprak elementinin bırakılması gereken özelliklerini deneyimledik zaten. Yeni yönetim biçimlerine, yeni toplumsal modellere evrileceğimiz zaten belliydi ve kovaya evriliyoruz tabii ki. Sanal hayatlara ve koronavirüs zaten bizim izole edilmiş hayatlar yaşayacağımız bir düzenin uygulanması için bir deneysel bir ortam sundu. Bu bireysel ayrı yaşamakla ilgili bize bir antrenman yaptırdı. Kova da zaten toplum içerisinde kendine özgü bir şekilde yaşamakla ilgili bir burç. Dolayısıyla onun alıştırmasını yapmış gibi bir durumdayız. Bu kova süreci ılımlı doğasıyla, sıcak ve nemli özelliğinden dolayı aslında hem ayrı ama aynı şekilde birbiriyle bağ kurabilen bir ortamda da yaşayabileceğimizi gösteriyor. Ama olumsuz tarafıyla da izole olmuş, herkesin birbirinden ayrı, uzakta yaşayabileceği bir döneme de evrileceğimizin işaretini veriyor. Türkiye açısından baktığımız zaman Jüpiter-Plüto kavuşumu 0 derecede gerçekleşecek ama bir ay boyunca da 2-3 derecelere gelene kadar da yakın olarak birbirine seyahat edecek. Ve Türkiye'nin güneşine kare yapacak. 5 derecede Türkiye'nin güneşi Akrep Burcu'nda. Ocak ayında deneyimleyeceğiz. Ve güneş bizim ikinci evimizi, yani kaynaklarımızı, maddi zenginliklerimizi gösteriyor. Dolayısıyla Jüpiter-Satürn kavuşumu Güneş'imize kare yaptığı zaman ve bu kavuşuma Mars-Uranüs kavuşumu da Boğa burcundaki karşıt yapacak Güneş'imize ve
bir tek karenin odak noktasına gelecek bu Jüpiter-Satürn kavuşumu. Ve bizim 8. evimizde. 8. ev dış borçlarla ilgili, kredilerle ilgili bir ev. İkinci evin yöneticisi Güneş'ten alacak etkiyi ve Uranüs de 11. evimizde gene hazinemizle ilgili bir ev. Dolayısıyla Türkiye açısından ekonomik sistemimizde yeni bir düzenleme yapmamız gerektiğini işaret eden bir zaman. Nerelerde kemer sıkmamız gerekiyor, nerelerde gevşetmemiz gerekiyor, onu öğrenmemiz, toplum olarak öğrenmemiz gereken dönemlere işaret ediyor. Kişisel haritalarımızda da tabii bu kavuşum Kova burcunun düştüğü alanda etkili olacak. Kova, Akrep, Aslan ve Boğa burçlarını 0 derecede gerçekleştiğinde ilk derecelerinde doğanlar için Güneş burçlarına göre. Ama 0 dereceye yakın diğer gezegenleriniz varsa bu burçlarda Venüs, Ay, Mars gibi gezegenleriniz de ve o gezegenler hangi evlerinizi tabii yönetiyorsa o alanlarda güçlü bir etki alacağınız anlamına geliyor. Ama doğru bir şekilde yorum yapabilmek için her zaman dediğim gibi haritanın tamamının değerlendirilmesi gerekir. Umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuyabiliriz. Gezegenlerin gönderdiği enerjilerle uyumlanarak hayatımıza olumlu bir şekilde katıp değerlendirebiliriz.